olduğu gibi piyasa açılışı diyelim. Anlatçı yatırıma gidiyoruz. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey, bugün bir yandan içeride tabii biz bütçe dengesi rakamlarını göreceğiz. Konut rakamlarını takip edeceğiz ama bir gözümüz de tabii yurt dışı piyasalarda olacak. Neler en çok etkiler sizce bugün rakamları? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, yani piyasalar uzunca bir süredir koronavirüs konusundaki gelişmeleri yakından izliyor, izlemeye devam ediyor, izlemeye devam edecek. Ve bu bağlamda da fiyatlamaları buna göre de takip ediyoruz. Yurt dışına bakıyoruz önce. Tabii ki ABD tarafı dün pozitif seyirle kapattı günü. Yani bilanço sezonu başladı dedik ve dün gelen ilk bilançolara baktığımızda JP Morgan'ın %69'luk kar düşüşü tabii ki şu andaki bu virüs kaynaklı gelişmelerin ne ölçüde etkilediğinin ilk göstergesi oldu. Fakat fiyatlamalara yansımadığını görüyoruz endeks tarafına baktığımızda ABD'de. Daha çok piyasalar şu anda koronavirüs tarafındaki bu salgının yayılma hızının yavaşladığına dair beklentileri biraz daha ön planda tutuyor gibi gözüküyor ve bu koronavirüs salgınıyla ilgili oluşan bu eğrinin yavaş yavaş aşağı doğru dönmeye başladığına dair fiyatlamayı şu anda gerçekleştiriyor ki buna ilişkin olarak da Trump'ın yapmış olduğu açıklamada ekonomiyi yakın bir vadede açacağına yönelik önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağına dair o beklenti de biraz daha fiyatlamanın içerisine girdi diye söylemek gerekiyor. Şimdi tabii bu sabah baktığımızda yine ABD tarafında vadelerde biraz yatay bir seyir var. Asya piyasalarına bakarsak orada da yine karışık bir görünüm olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki genel olarak baktığımızda yine virüsle konusundaki mücadele ile ilgili olarak da mesela Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli fonlama imkanında bir faiz düşürmesi yaptığını gördük. 2.95'e indirdi ve zorunlu karşılıklarda 50 bas puanlık bir indirime gitti. Bu da tabii ki özellikle Cuma günü açıklanacak bu büyümedeki ciddi daralma beklentisi öncesinde atılmış bir adım. Bunun olumsuz etkilerini bertaraf etmek adına atılmış bir adım olarak biraz da değerlendirmek gerekiyor. Tabii koronavirüsün yarattığı ekonomik anlamdaki bu yani yıkım diyelim, bu görüntünün IMF tarafından açıklanan raporda da kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Orada da küresel anlamda büyüme beklentisini %3 daralma olarak revize etti. %3.3 büyümeden sonra. Bu da tabii ki piyasalarca yakından takip ediliyor. Bu bağlamda bakarsak da yine güne şu anda düşük işlem hacimleriyle Asya piyasasında başlanmış bir görüntü var. Buradan yurt içine bakarsak endeksin de yani VIOP tarafındaki açılışı gördük az önce. Orada da yataya yakın hafif pozitif bir seyirle başladığını görüyoruz. Yani günün devamında aslında yine yurt dışı odaklı olarak özellikle virüsün şu andaki görüntüsünün fiyatlanmaya devam edeceği bir süreci bu noktada yaşıyor olacağız. Bunun dışında tabii ki bugün G20 Maliye Bakanlığı'nın toplantısı gerçekleşecek. Buradan çıkacak sonuçları da piyasalar yakından takip ediyor olacak diye de söyleyebiliriz. Bunun dışında ABD tarafında bugün perakende satışlar verisi var. Bu da özellikle Mart ayı verisi olarak bu koronavirüsün yarattığı ekonomilerdeki durmanın olumsuz etkilerinin bir göstergesi olarak da yine karşımıza çıkıyor olacak. Bunu da piyasalar yakından takip ediyor olacak ve fiyatlamaları da bu noktada belki etki edebilir diye de düşünmek gerekiyor. Tabii yurt içinde endeks tarafına bakarsak dün 98.500 üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Bu önemli bir seviyeydi, direnç bölgesiydi bizim açımızdan. Bugün itibariyle baktığımızda bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağına bakıyor olacağız. Önümüzde artık 100 bin seviyesi var. Ama tabii ki bu koronavirüs nedeniyle oluşan ekonomik anlamdaki bozulmaların ne derecede olumsuz anlamda fiyatlanmaya tekrar başlayacağına dair de biraz da temkinli olmak gerekiyor açıkçası. Uzunca bir zamandan beri yani Mart ortasından itibaren yükselen bir endeks hareketi var. Bu bağlamda gelebilecek olası düzeltme hareketlerini de yakından izlememiz gerekebilir. Bu bağlamda 95 bin, 92 bin bölgesi kısa orta vade için izlenmesi gereken destek noktası bölgesi. Bugün itibariyle bakarsak da 97 bin, 95 bin bölgesinde ben bugün için izliyor olacağım. Bunun üzerinde tutunma devam ederse 98.500 üzerinde kalıcılık meydana gelirse sonraki aşama aşama yükselişlerde 99.500, 100.000 bölgesini konuşmaya başlayacağız. Ama gelişmeleri yakından izlememizde yine de fayda var diye de ekleyeyim. Son olarak dolar TL'ye biraz değinecek olursak kur tarafında bir süredir 6.80 seviyesi üzerine geçiş yapılamıyordu. Dün itibariyle bu seviyenin üzerine geçtik. Yani bilindiği üzere son BDDK hamlesinden sonra bu swap hamlesinden sonra kur tarafında biraz daha baskının yukarı yönünde artmış olduğunu görmüştük. Diğer taraftan zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası varlık alımları yoluyla TL likiditesi sağlıyor ve bunu da biraz dolara dönüş yaptığını da bu noktada belki değerlendirmeye katmak gerekiyor. Bu bağlamda artık beklenen bizde azalan döviz rezervleri karşılığı olarak döviz sağlama konusunda atılacak olan adımlar, bununla ilgili bir swap anlaşmasının yapılıp yapılmayacağına yönelik beklentiler, bunlar önümüzdeki günlerde yine beklenti dahilinde olacaktır. O yüzden bakıldığında CDS tarafındaki 560'lara doğru giden seviyede de değerlendirdiğimizde
biraz da baskının 6.80 üzerinde kalıcılık sağlanırsa devam edeceği muhtemel gibi gözüküyor. Bu bağlamda da 6.85 bizim için önemli bir direnç. Bunun üzerine geçip geçmeyeceğimizi artık kısa vadede takip ediyor olacağız. Aşağıda 6.80-6.70 bölgesi de izleyeceğimiz önemli bir destek bölgesi olacak diye de orayı tamamlayalım. Alaçatı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. İntegral